üniversitede boşuna gitmiyor insanlar. Yetişmek için gidiyor. Öğretmenin nesini yetiştireceksin? Tamam kuzum, öpüyorum ben de seni. Sen de görüşürüz, hadi bay bay. Herkese merhaba and welcome sevgili YouTube kankilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. ARALOG 10'dan selamlar. Sabahtan beri çok işim vardı. Bir koşu gidip geldim bir yere ve vlog açamadım. Ve ne markete uğramışım ne bir şey, hiçbir şey yapmamışım ama öncelikle karnımı doyurmam lazım. Aşırı acıktım. Daha sonra beraber belki yine dışarı çıkarız. Belli mi olur? Hiç belli olmaz. Zaten bana hiç son günlerde bir şey belli olmuyor ya. Bugün yine böyle anılar olarak uyandım. Hani geçen vlogumda bahsetmiştim ya ARALOG 6'da, hatta şey yaparım. Ne taraf oluyordu? Şuraya linkini koyarım, izlersiniz. Orada bahsetmiştim Almanya'yı özlüyorum falan diye. Weimar Mark zamanına ait, yani yılın bu zamanlarına ait fotoğraflarla karşılaştım bu sabah böyle. Dedim güzel günlerdi ama sadece Aralık için güzel bence Almanya. Yazın güzel değil, beğenmiyorum ben. Neyse, böyle bir detaydı. Şöyle birazcık makarna yapacağım. Bildiğiniz düz spagetti. Bu saat doğru düzgün kahvaltı da yapmadım. O sebeple bünye karbonhidrat istiyor. Bizim burada apartmanın köpeklerinden biri sabahtan beri, sabahın 8'inden beri falan ağlıyor. Ağlamıyor yani, bağırıyor. Ne derdinin olduğunu bilmiyorum. Köpeklerinden anlamıyorum. Leo ile birlikte kedi dilini çözdüm ama o da Leo'nun dili aslında. Leo benim dilimi çözmüş olabilir. Ama köpeklerini anlatmaya çalıştığını anlamıyorum. Şu an belki geliyordur bile sesi. Ve bu sabahın 8'inden beri böyle sürekli havlıyor ve ne acaba? Hani aç mı acaba diyeceğim. Burada onu her gün besliyorlar. Hiç aç kalacağını ben zannetmiyorum. Tuvaletini mi yapmak istiyor diyeceğim. Ama kedi değil ki bu, yani olduğu yere hep yapıverir. Eğer canı acıyor olsa mesela olur muhtemelen. O yüzden bence tamamen ya canı sıkılıyor ya başka bir derdi var. Ama sabahtan beri çok kafa açtı, gerçekten kafa açtı. Şükür ki Leo bugün çok konuşmuyor. Gün içinde böyleyse gece acısını çıkartır muhtemelen. Bu burada kendi kendine olabilir. Biraz kekik çıkartayım. Hatta salça çıkartsam mı? Salçalı makarna. Yok, uğraşamayacağım. Yalnız var ya... Nasıl? Göz makyajım ve oje uyumum nasıl? Birazcık dağıttım ojelerimi ama idare eder yine de. Yani çok yakından bakmanıza gerek yok. Güzel oldu bence böyle. Yeşil yeşil bir. Üstümdeki de yeşil, gerçi bu ev kazağı ama olsun. Gene de uydu. Makarnam hazır. Gidelim içeride yiyelim. YouTube falan izleyelim. Zaten ben açtım. Burç yorumlarını falan dinliyorum. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde kim ne saçmalamış izlediniz mi? Pınar Deniz'in konuşmasını çok komik buldum ya. Ve gerçekten birebir Rihanna'nın kopyasını yapmış. Ama altı boş. Yani sen dünyayı kurtarmak istiyordun madem, ne yaptın bunun için? İnanılmaz bomboş bir konuşma olmuş ya. Ay bu köpek de bir susmadı ya. 10 saattir havlıyor köpek ya. Bir şey mi var acaba? Bir şeye birine havluyor ama ya sabahın köründen beri. Neyse, bir de Sefo'nun Balenciaga'larla çıkması. Sefo'yu çok tanımıyorum, şarkısını da bilmiyorum açıkçası. Her yerde çalıyor bir şeyler ama hususi açıp Sefo'yu dinlemedim hiç yani. Bir işte Rain Man'le düetleri vardı. Onu da bir yerlerde çaldığı zaman duyuyordum hani. Ama çok ayıp yani öyle bir şey. Zaten dünya çalkalanıyor. Balenciaga botlarla Pantene Altın Kelebek ödüllerine geliyor. Hani son dakika kostüm değiştiremez diyeceğim ki bence değiştirebilir böyle bir şey olduğu sürece. Ama gayet bilerek, isteyerek giydiği çok belliydi. Hani sen onu son dakika değiştiremezsen bile fotoğraflarda bunun çıkmamasına özen gösterirsin. Kendin paylaşırken en azından botlarını çekmezsin. Onun yerine başka bir şey giyemediysen, eğer ki giyemeyeceksen, fotoğraflarda çekilmemesi için özen gösterirsin yani. Ya da hadi onu da yapamadın, boydan fotoğraflarını da kesemedin, elinde ödülle ayaklarını çekmiş. Instagram story'e koymuş, şeyde gördüm az önce, Yağmur Yağmur Çevik'te gördüm. Yani bu kasıtlı Balenciaga'yı destekliyorum ben falan mı demek oluyor? Çok çok kötü ya. Çok kötü. Ben zaten hani oturup Sefo dinleyen bir insan değilim ama dinleyeceğim varsa da dinlemem şu saatten sonra. Şu durumdayken en azından. Çok çirkin yani. Ben en çok ona takıldım. Pınar Deniz'in konuşmasının zaten fake olduğu çıktı ortaya ve sen çok göz önünde bir oyuncusun. Başrol oynuyorsun. Herkes tarafından da beğeniliyorsun. Niye bunu yapıyorsun yani? Çok çok anlamsız. Leo ışığımı engelleme. Tam geldi kameranın arkasına oturdu. Yine bir arkadaşımı date'e gönderiyorum. Ve gönderdim. A few minutes later. Hava iyice karardı arkadaşlar. Ve bilin bakalım ekstra olarak nasıl bir doğa olayı meydana geldi. Şakır şakır yağmur yağıyor. Bakar mısınız? Dışarısı böyle arkadaşlar. Yani muhtemelen dindi gibi ama yine başlayabilir ve ortalık göl oldu zaten. Ve benim canım abur cubur istiyor. Benim canım meyve istiyor. Benim canım dışarı çıkmak istiyor. Gerçekten şöyle bir yürüyüş yapsaydık beraber. Ama çok yağmur. Ya kamerayı çıkaramam şu havada ama ne yapsam acaba? Dışarıdan mı söylesem? Yok ya. Biraz sanırım sabahtan çay kalmıştı. Hiç yenisini demlemeye uğraşamayacağım. Biraz bir şey var zaten. İsteyim. Türk dizisi takip ediyor musunuz? Ben şu şeye bakıyordum, Bir Küçük Gün Işığı'na ilk bölümlerde izlemiştim. Sonra bıraktım. Bilmiyorum neler oluyor şu an. Şey var, televizyonda başka kanalda Aykut Enişte. Ben izlemedim Aykut Enişte'yi. Çok güzel bir filmmiş. Ama reklamlara girdi, gördüm olduğunu. Onu izlemek istiyorum aslında. Cem Gelinoğlu'nun. Adını duyunca böyle şey gibi geliyor. Hani güzel bir film değilmiş gibi geliyor ama güzelmiş aslında. Aykut Enişte başladı. Ben filmimi buldum. Şimdi bunu izleyeyim. Çayımı da içeyim. Bugünlük burada kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Zillerimi de açmayı unutmayın. ARALOG 11'de görüşmek üzere. Ciao ciao.